Günaydın sayın seyirciler, manşet artıyla sizlerin karşısındayız. Cuma gününden seslenmekteyiz sizlere ve bugün ülkemizin yüksek öğretimini, yüksek öğrenimini konuşacağız. Üniversitelerimizin durumunu değerlendireceğiz. Kiminle? Stüdyo konuğumuz bugün YÖDAK Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Hasan Amca bizlerle birlikte. Hocam günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Evet, üniversite ülkesiyiz. Evet, doğrudur. Üniversite ülkesiyiz ama kolay değil herhalde. Yani üniversite ülkesi olabilmek, üniversite ülkesi kalabilmek, çekip çevirebilmek. Çünkü işin içinde eğitim var, öğrenim var. Çok hassas bir konu ve bu konuda o kadar çok fazla kriter ve şartlar var ki bunları yakalayabilmek için sürekli bir değişkenlik içerisinde olan bu eğitim öğretim dünyasını yakından takip edebilmemiz lazım. Ama şimdi YÖDAK'la başlayalım, YÖDAK'ı biraz konuşalım. YÖDAK'ın işlevi, YÖDAK'ın fonksiyonları, YÖDAK görevlerini ne kadarını yerine getiriyor, ne kadarını yerine getirebiliyor? Bunlar herhalde çok önemli, konuşmamız gereken şeyler. Çünkü üniversitelerin ayakta kalabilmesi aslında YÖDAK'ın atacağı doğru adımlarla herhalde doğrudan ilişkilidir. Kesinlikle. Zaten 2005 yılında yapılan yüksek öğretim yasası ki 2017'de de güncellendi, daha güncel bir yapıya kavuştu. Bize onu emreder. Yüksek öğretimde planlama, denetleme, akreditasyon ve koordinasyonun sağlanmasıyla görevlendirmiş yasa yapıcılar YÖDAK'ı. Dolayısıyla bütün bu alanlarda şu an aktif faaliyetlerimiz var ve özellikle yüksek öğretimde nicelik olarak belirli bir boyuta geldik. Bundan sonra nicelik olarak, evet, geldik. Nitelik olarak da daha iyi bir yere gelmek için çabalarımız var şu anda. Daha sonra konuşuruz program içinde. Yasal altyapımızı geliştiriyoruz. Yeni projelerle YÖDAK'ın görünümünü, işlevini, çalışma prensiplerini değiştiriyoruz. Kadromuz gittikçe güçleniyor. Daha da güçlendirmek istiyoruz tabii ki. Evet. Öğrenci yapısını sormak istiyorum hocam. Ülkemizin öğrenci yapısı, aklımıza ilk gelen soru budur. Evet. Herhalde izleyicilerimiz de bunu düşünmüşlerdir diye tahmin edip onu yöneltmek istiyorum size. Öğrenci yapısı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin çok tartışılan bir konu oldu. Yani evet, öğrenci olarak gelip öğrenci kısvesi adı altında sonradan kayıt dışı olarak çalışanlar mı istersiniz, yoksa farklı yollara sapanlar mı? Şimdi bunun kontrolü, bunun denetimi ne aşamada? Şimdi öğrenci yapısının rakamlara bölümünü aslında burada iyice bir irdelemek lazım. Çünkü çok farklı rakamlar söyleniyor ve bir kavram kargaşası var. Bizden isteseler her gün için biz kendilerine öğrenci sayısını, akademisyen sayısını, program sayısını, bu sayıları her gün güncelleyerek verebiliriz. Kim isterse istesin, yani buradan da ilan ediyoruz. Bu rakamları lütfen bizden alın ve herkes farklı bir rakamdan bahsetmesin. Dün itibariyle 83.788 öğrencimiz var. 199 diye değişik ülkeden 83.788 öğrenci. Bunların 7.944'ü KKDC uyruklu öğrenci, yerli öğrenci. 41.122'si Türkiye Cumhuriyeti'nden ve 34.722'si de uluslararası öğrenci. Bir de tabii pasif öğrenci dediğimiz bir kategori var. Burada 7.660 tane adaya gelip kayıt yapmayan öğrenci. Ki tartışma konularından birisi bu, kayıt yapmayan öğrenciler nerededir, ne yapıyorlar. Bir de tabii diğer eğitim, yüksek öğretim kurumları dediğimiz yüksek öğretim kurumları var. Bunlar daha fazla kısa süreli programlarla ilgilidir. Kısa süreli programlar diye adamıza gelen birkaç aylık programlardan bahsediyorum veya en fazla herhalde bir yıllık bunların süresi. Bu kısa süreli programlar için adaya gelen 4.100 civarında kayıtlı öğrenci var şu anda. 6.000 civarında da kayıtsız öğrenci var. Yani bu pasif öğrenci dediğimiz rakam oradadır esas. Yani 4.000 kayıtlı öğrenciye karşılık 6.000 tane kayıtsız öğrenci var. Diğer yüksek öğretim programı dediğimiz üniversite sonrası kısa süreli programlardan bahsediyorum. Yani evet, sistemde bir sıkıntı var şu anda. Bunları düzeltmek için yasal yapımızı güçlendiriyoruz. Örneğin uluslararası öğrenci kabul, kayıt ve yatay geçiş koşulları tüzüğünü güncelledik. Milli Eğitim Bakanlığı'yla birlikte çalışıyoruz bu konu üzerinde. Şu an bakanlığın
görüşüne sunduk. Oradan geçtikten sonra süratle yasalaşacak ve özellikle burada kanayan yara olan yatay geçiş koşullarını kontrol altına alacağız. Çünkü bir öğrenci geliyor, bir üniversitede okuyor, hatta çoğu zaman borç takarak başka bir üniversiteye yatay geçiş yapıyor. Orada da bir müddet okuyor, okumuyor aslında. Zaman kazanmaya çalışıyor. Yani 15 tane üniversite değiştirebiliyor bir öğrenci sürekli bir şekilde ve yasal olarak burada bir pozisyon da bulunuyor. Halbuki bunları engellemek lazım. Bir öğrenci gerçekten öğrenci ise gelecek. Biz de ona öğrenci gibi en kaliteli eğitimi verip minimum zamanda mezun edip ülkesine geri göndermemiz gerekiyor. Sistem böyle çalışması gerekiyor. Şimdi bu yüksek öğretimin yurdağın meselesi mi yoksa bir muhaceret sorunu mu? Onu ayırmak lazım herhalde. Aslında muhaceretle YÖDAK ve ilgili bakanlıklar birlikte çalışması lazım. Yani mesela baktığımızda bir öğrencinin kabul ve kayıt koşullarını YÖDAK'ın yapacağı tüzük belirler. Muhaceret bu kabul kayıt koşullarına göre vize işlemlerini gerçekleştirir ve öğrenci buraya geldikten sonra daha kaliteli bir yaşam yaşayabilmesi için de Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Dairesi ilgili örgütlerle, belediyelerle, kaymakamlıklarla işbirliği içerisinde bu öğrencilerin aday içerisinde daha güvenli, huzurlu, mutlu bir hayat yaşamaları için yani eğitim tarafından YÖDAK sorumludur ve buradaki yaşam kalitelerinden de Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Dış İlişkiler Dairesi ve onun bağlı birlikte çalıştığı devletin kurumları sorumludur. Evet. Şimdi hocam benimle paylaştığınız notlar var. Ben o notları gerçekten çok ilgi çekici ve ülkemizde yüksek öğretimin geçmişine, tarihçesine uzanan notlardan bahsediyoruz ve aslında şöyle bir temel yanlış içine düşüyoruz herhalde. Yani yeni bir olaymış gibi üniversitelerin yeni yeni Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde varlığının gelişmeye başladığı gibi ama yanılmıyorsam 40 yıllık bir süreçten, bir geçmişten bahsediyoruz ki sizin gönderdiğiniz notlar içinde 1972 yılında ilk özel üniversitenin kurulması yönünde çok ciddi adımların atıldığı, kurulduğu ...dan bahsediliyor. Biraz bunu konuşalım aslında. Daha da geriye gidebiliriz. Birinci Dünya Savaşı öncesi Londra Üniversitesi'nin Eczacılık Fakültesi. Burada bir dış kampüs diye bir eksternal degree veriyordu. Yani yüksek öğretim geleneği var bizim ülkemizde. Var, var. Ama en önemlisi işte 1937'de biliyorsunuz öğretmen koleji kuruldu. 2000 yılında Atatürk Öğretmen Akademisi'ne dönüştürüldü. Yani burada dediğiniz gibi bir gelenek, bir kültür var ama en önemlisi işte Servet Sami Dedeçay 1972 yılında Lefkoşa Özel Türk Üniversitesi'ni kurdu. Bunun önemi nedir burada? İlk kez Kıbrıs Türk toplumu için politik ve kültürel açıdan bir eğitim vizyonu ortaya kondu. Evet. Bu Miltaş olarak Servet Sami Dedeçay'ın, Profesör Servet Sami Dedeçay'ın girişimi çok önemlidir bizim için. Burada nedir? Aslında bizim yıllardır bir yüksek öğretim konusunda bir vizyonumuz var ama sahibi yok. Her yönetimler değiştiği zaman vizyon da değişiyor, bakış açıları değişiyor, rakamlar değişiyor, hedefler değişiyor. Halbuki bunun esas mal sahibi bu eğitim vizyonunun YÖDAK'tır. Bizim himayemizde, başkanlığımızda geliştirilmesi lazım. Devlet zaten bu yetkiyi, bu görevi vermiş bize. Adından da anlaşıldığı gibi YÖDAK'ın ne diyor? Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurumu. Bu vizyonu şu anda biz geliştirmeye çalışıyoruz. Başbakanlık biliyorsunuz 5 yıllık kalkınma planı var. Bu çerçevede biz de yüksek öğretimin planını yapıyoruz. YÖDAK'ta bir arkadaşımız buna başkanlık ediyor şu anda. Bu plan, 5 yıllık kalkınma planı oluşturulmuş YÖDAK tarafından. Bütün rektörlerle hatta üniversitelerin temsilcileriyle görüşülmüş ve bir son şekil verilmiş. Şu an başbakanlığa bu planı biz sunduk. Onlarla istişare içerisinde bir yüksek öğretim vizyonu politikası geliştirmeye çalışacağız. Esas bunun ev sahibi YÖDAK olması lazımdır. Çünkü dediğim gibi 1972'den beri hep böyle bir el yordamıyla bir şeyler yapıyoruz ama unutuluyor. Her gelen hükümet değiştiğinde kendi vizyonunu koyuyor. Halbuki YÖDAK'ta bir devamlılık vardır. Bir üye ayrılır, başka üye gelir yerine. Ama bütün üyeler, başkan hepsi, herkes bir anda değişmez.
hükümetlerdeki gibi. Dolayısıyla YODAK'ın ev sahipliğinde geliştirilmesi durumunda böyle bir vizyonun kalıcı olacak ve hafıza olacak orada. Bizim arşivlerimizde zaten bütün hafıza var. Yeni gelen üye girer arşivlerden istediği bilgiyi alır, okur. Bu o konuda neler yapıldığı diye unutulmaz. Dolayısıyla bu sürece sanırım şu anda girdik. Başbakanlığın bize bu 5 yıllık kalkınma planı görevini vermesi yüksek öğretimde ve bizim de bu raporu hazırlayıp göndermemiz doğru yönde atılan büyük bir adım şu anda. Kadrodan bahsettiğiniz kadrosu güçleniyor dediniz YODAK'ın ama herhalde tam olması gereken noktada kıvamda değil. Ama hangi kuruma gitseniz böyle bir sıkıntı var. Şimdi bizim durumumuz, örneğin bir hukukçumuz yoktu. Biz 23 tane üniversitenin, 5000 tane akademisyenin, 83 bin kusur öğrencinin işleriyle uğraşıyoruz. Görev, yetki ve çalışmalarını düzgün bir şekilde yerine getirmeleri ile uğraşırız. Ve burada çok büyük yatırımlardan bahsediyoruz ve büyük meblağlardan bahsediyoruz. Her attığınız adımın bir hukuki boyutu vardır. Dolayısıyla yıllardır olmayan bir avukatımıza kavuştuk şimdi ve çok mutluyuz. Yani örneğin bu kadar basit işte. Kadromuzu güçlendirmek için çalışıyoruz. Başbakanlıktan bazı taleplerde bulunduk. Yıl içerisinde bunun 2024 yılı içerisinde bunların sağlanacağı sözü verildi bize. Zaten hukukçunun da gelmesiyle inandırıcı oldu, belli oldu. Bu yönde ilerliyoruz. Şimdi YODAK'ta 6 tane profesör yönetim kurulu üyesi var. Bir de profesör başkanımız var. Bir de yönetsel personel var tabii. Dolayısıyla akademik yönden belirli bir güce sahibiz. Tabii burada yine belirli teknik kurulların oluşturulması lazım ve çalışmalar yapması lazım. Onlar da üniversitelerden sağ olsunlar ne zaman bir destek istesek veriyorlar. Sürekli teknik kurullardan bahsediyoruz. Yok. Mesela belli spesifik konuda ad hoc geçici. Ad hoc komite gibi yani mesela örneğin şu anda stratejik plan, 5 yıllık kalkınma planı geliştirilmek üzere üniversitelerden konuda yetkin olan kişilerden başkanımız davet ediyor ve icabet ediyorlar. Kimse yok demez yani. Çünkü herkes güçlü bir YODAK ve güçlü bir yüksek öğretim ekosisteminin oluşmasını istiyor burada. Birlikte çalışıyoruz. Peki YODAK'ın yetkileri yani yasası aslında önemli. Neyi yapabilir, neyi yapamaz? Gelişen bir alandan bahsediyoruz yüksek öğretim. Orada durum nedir? YODAK'ın yetkileri, yasası cevaz veriyor mu gereksinim? Evet. Burada bir sıkıntı yaşandı geçmişten. Çünkü YODAK henüz kuruluş aşamalarını tamamlayamadığı gerekse bazı tartışmalı durumlardan dolayı geçmişte hakkıyla görevini yapamadığı için Milli Eğitim Bakanlığı yüksek öğretimin planlama, denetleme, akreditasyon ve koordinasyonu konularında da bazı çalışmaları, sorumlulukları kendi üzerine aldı. İşte YÖK'le, TÜBİTAK'la falan, YÖKAK'la istişareleri Milli Eğitim Bakanlığı yaptı geçmişte. Ama şimdi biz bu görevleri talep ediyoruz. Gönüllüyüz. Bize yasanın verdiği yetkilerdir bunlar. Nitekim bu konuda YÖK'le girişimlerimiz var, görüşmelerimiz var. YÖKAK, YÖK'ün akreditasyon kurumu. Onunla bir diyalogumuz var şu anda ve diyoruz ki en azından akreditasyon, uluslararası akreditasyon ve kalite güvence sistemi konusunda belirli bir yetkinliğe kavuşmuş üniversitelerin ki 5 önceden kurulmuş 5 büyük üniversite bu konuda oldukça yetkin. Onların YÖKAK'la YÖDAK'ın ortak akreditasyonuyla Avrupa Birliği'ne başvuru yapabilmesi ve tam üye olabilme, ENKA gibi yerler kurumlara tam üye olabilmeleri konusunda bir çalışmalarımız var. YÖK'le ilişkiler nasıl? YÖK çünkü iyi. Çok önemli, çok stratejik. YÖK'le koordinasyon çok değerli. YÖK'le ilişkiler oldukça iyi. Biz Kasım ayında YÖK'e bir ziyaret yapmıştık. YÖK'teki konularla ilgili başkan vekilleriyle görüştük. YÖKAK'la görüştük. Geçtiğimiz ay, Ocak ayı içerisinde TÜBİTAK'la görüştük. Yani diyaloglarımız devam ediyor. Birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Hatta şu anda mesela YÖK'ün bu yılki denetlemelerini YÖK, YODAK ortak çalışması olsun şeklinde de bir talebimiz var YÖK'ten. Talebimiz yok, var değil de zaten 1999 ülkeler arası anlaşma bunu emrediyor. Akreditasyonların YÖK'le YODAK'ın
birlikte yapılmasını emrediyor. Biz de yani yasanın bize verdiği bütün görev, yetki ve sorumlulukları hakkıyla yerine getirmek için bilinçli olarak devam ediyoruz yolumuza. Evet. Şimdi Gürdağ'ın D harfinden devam edelim. Denetim, denetleme konusunu sormak istiyorum hocam. Üniversitelerin denetlenmesi kapsamı nedir? Yani bu denetlemeden ne anlarız? Gürdağ neyi denetler üniversitelerimizde? Örneğin mesela dedik ya, nicelik olarak belirli bir büyüklüğe ulaştık. Rakam 83 binden öğrenci var ki bu rakam iyidir. Yani bunun öyle çok daha fazla artması yerine kalitenin, niteliğin artması yönündedir bizim girişimlerimiz. Nitekim işte doktora programlarına giriş çıkış koşullarını üniversitelerle ortak hemfikir olarak iyileştirme yönünde bir adım attık. Uluslararası öğrencilerin kabul kayıt yatay geçiş koşullarını yine üniversitelerle birlikte, üniversitelerle birlikte özellikle söylüyorum. Çünkü üniversitelere rağmen yaptığınız bir çalışma ilerlemez. Değil mi? Evet. Dolayısıyla bunları yapıyoruz. Diğer taraftan da bazı görevlerinin üniversiteler bazı hizmetleri yerine getirirken bunları hakkıyla yapıyor mu diye kampüs ziyaretleriyle, örneğin bu yaz yaz okullarının yüz yüze yapılıp yapılmadığını yerinde denetleme yaparak gittik, inceledik. Ne yaptık? Hocalar, 3 tane hocası olması lazım her programın. En az 3 tane doktoralı öğretim elemanı olması lazım öğretim üyesi her programda. Bu var mı? Öğrenciler sınıfta mı? Hocalar sınıfta mı? Öğretim elemanlarının sözleşmeleri var mı? Sınıf ortamları uygar mı? Belirli bir düzeyde eğitim verebilecek altyapıya sahip mi? Yani düşünün, tuvaletlerin sayısına kadar sayarız. Çünkü bunlar hepsi yaşam kalitesini etkileyen faktörler. Kantinleri bakıyoruz. Öğrencilerin beslenme, dinlenme gibi alanları var mı diye belirli bir checklistimiz var. Onların tümünü teker teker yapıyoruz. Bu yaz yaptığımızda tam da istediğimiz verimi almadığımızı gördük. Daha zayıf olan üniversitelere, yani okulların durumu açısından, denetim açısından değil o verim. Yok, üniversitelerin durumu hakkında. Durumu, derslerin verilmiş yaz okullarından şekli, bahsediyoruz. Nasıl? Yaz okullarından mı bahsediyoruz? Yaz dönemidir aslında yaz onun dönemi. Adı ama bizde okulu diye yerleşmiş. Öyle bir halk kelime halk yerleşmiş. Evet, yani hakkıyla verilebiliyor mu dersler? Bir sınıf ortamına girdiğinizde, bizim de yıllardır 40 yıllık hocayım ben de, yani üniversite hocasıyım. Bir sınıf ortamına girer girmez bakarım bu sınıfta kaliteli bir ders verilebilir mi? Etkileşim yapılabiliyor mu? Öğrenci akademisyen sayısı tamam mı? Öğrencilerin ilgisi tamam mı? Lisan seviyeleri tamam mı diye bir bunların hepsini denetliyoruz. İlk defa işte yaz döneminde başladık bunu. Önümüzdeki dönemlerde de özellikle bunu YÖK'le birlikte yapmak istiyoruz. Çünkü YÖK'ün muazzam bir deneyimi var. Ve YÖK denetçilerin nereden bulunacaklarına kadar çok iyi belirlemiş bu süreci. Yani işte devletin ilgili kurumlarından geçici olarak personel davet ediyor YÖK ve onlarla birlikte, ama herkes alanında uzmandır. Dolayısıyla biz de YÖK'le birlikte bu sürece girip YÖK'ün deneyiminden faydalanmak istiyoruz ki zaman kazanalım ve kaliteyi de artırma yönünde daha hızlı bir adım atabilelim diye. Evet. Şimdi üniversitelerdeki öğretim görevlileri, öğretim üyeleri, bunun kriteri var mı hocam? Yani okullar kendi mi belirler, YÖDAĞ'ın kendi kriterleri mi var? Kimlerin okullarda görev yapabileceği üniversite? YÖDAĞ'ın akademik değerlendirme kıstasları var. Akademik değerlendirme kıstaslarına göre doktora nasıl bitirilir? Yardımcı doçent nasıl olunur? Doçent nasıl olunur? Profesör nasıl olunur diye YÖDAĞ'ın kriterleri var ve yasanın da emrettiği bazı maddeler var. Evet, burada çok net kriterler var ve bunu biz denetliyoruz YÖDAĞ olarak. Dolayısıyla özellikle profesörlükten başlayarak bu ünvanların doğru ve hakkıyla yerinde zamanında verilmesi için denetlemelerimizi yapıyoruz tabii. Bunun için aslında toplumun diğer örgütleriyle de birlikte çalışıyoruz. Mimar Mühendis Odalar Birliği, Tabipler Birliği, Turizm ve Oteliciler Birliği gibi örgütlerle de diyalogumuz var. Onlarla paslaşarak yapıyoruz bunu. Çünkü esas kriterler biri belirleyen yasa ve tüzük ve yönetmelikler ama bu elemanlardan faydalanan ve standartları bilen de diğer uluslararası diğer örgütler, toplumun örgütleri, sivil toplum örgütleri. Peki YÖDAĞ'ın yaptırım gücü var mı? Var.
nedir? Ne yapabilir? Ceza mı keser? Denetim tüzüğü. Men mi eder? Lisans iptali mi? İzin iptali midir? Tabii. Denetim tüzüğü aslında çok güçlü, büyük, önemli yetkiler verir YODAK'a. Ama şimdi biz dediğim gibi belirli bir niceliğe ulaşıp ondan sonra nitelik konusunda adım atmak için çok fazla da cezayı müeyyide uygulamadık geçmişte. Ama yani yasanın verdiği mesela bir programı mı askıya alma, geçici veya kalıcı olarak iptal etme. Hatta bir üniversiteyi bile yani hakkıyla yerine getirmiyorsa görevini, öğrenci alımını, işlevini durdurabilmeye kadar yetkisi var YODAK'ın. Tabii bunların tümünü o yetkiyi ilk aşamada veren kurumla birlikte paylaşıyor YODAK. Yani örneğin bir bölüm açma ön iznini devlet politikası olarak bakanlık belirliyor. Evet. Ön izni bize gönderdikten sonra bakanlık biz o bölümü açıp belirli bir düzeyde eğitim, öğretim ve yaşam kalitesi sunabilecek düzeyde mi öğrencilere, altyapısı, üst yapısı, personeli tamam mı, misyonu, vizyonu tamam mı diye biz bunları denetleyerek açma iznini veriyoruz ve final approval'ı biz veriyoruz YODAK olarak. Tabii bir bölümü kapatmak için işlevini yerine getiremiyorsa açan kurum kapatır. Yani bakanlık ön izni verdiği evet. için o açmış sayılır. Dolayısıyla birlikte çalışmak gerekiyor iki kurumun. Ama ağırlıklı olarak herhalde YODAK'ın görüşü kararda yani bakanlığın da kararında etkili olur diye düşünüyorum. Olur olmasına da devlet politikası olarak belirlenir ama bazı şeyler. Örneğin kaç tane tıp fakültesi istiyoruz? Evet. Bu devlet politikasıdır. Devlet politikasını belirler. Örneğin şu anda işte yapay zeka bölümü açılıyor her yerde. Devlet politikası olarak bu özendiriliyor. Hatta teknoparklarda, sivil toplum örgütlerinde bu konu sürekli gündemde. Her üniversite aşağı yukarı bir yapay zeka ve buna benzer bir bölüm açmış. Bu devletin bir politikasıdır. Ön izni devlet veriyor. Diyor ki siz bir bu konuda bir bölüm açabilirsiniz, program açabilirsiniz. Ondan sonra bize geliyor ve biz bakıyoruz bu kriterleri kapsıyor mu, yerine getirebiliyor mu diye onu değerlendiriyoruz. Evet. Peki şimdi yeni üniversite bir devlet politikası olarak evet. bakanlığın vereceği izin ve görüşe göre şu anda mecliste üniversite açma yetkisi mecliste. Evet. Yani siyasi bir karar olarak evet. değerlendiriliyor. Peki şu an baktığımızda kaliteyi artırmak ön planda dediniz okullarımızda evet. ama biz hep öğrenci sayısıyla okullarımızın başarısını yani bu yıl bu kadar kayıt oldu, bu kadar kontenjan açıktı, kapatıldı diye değerlendiriyoruz. Herhalde işte, bu algıyı da değiştirmemiz mi lazım? Öğrenci sayısıyla yani yıllar içerisinde şu an geldiğimiz noktada aslında benim kişisel olarak gözlemim fiyatta rekabet ve yarış vardır. Ucuzda düştük sonra düşüyor öğrenim harçları ve burs oranları da arttık sonra artıyor. Bu da bazı kurumlarımız bildiğiniz gibi ekonomik krize kadar getirdi. Dolayısıyla fiyatta rekabetin sonunda aslında bütün kurumlar zarar görür. Öğrenciler de zarar görür. Esas burada 3 tane üniversite yapılanma modeli var baktığımızda dünya çapında. Bir tanesi genel maliyet liderliği. Yani en ucuz benim bana gelin diye çağrı yapıyor üniversiteler genel maliyet liderliğinde. İkincisi odaklanma. Bu da nedir? İşte bazı üniversitelerimiz görüyoruz sırf sanat yapıyor ve biz bunu takdir ediyoruz. Yani ben şahsen Hasan amca olarak takdir ediyorum. Bir üniversitemiz sadece sanata yoğunlaşmış. Başka bir üniversitemiz sadece teknik konulara yoğunlaşmış. Başka bir üniversitemiz işte sosyal bilimlere yoğunlaşmış. Bunlar güzeldir aslında. Şimdi bir yerde herkes birbirinin aynıysa orada kimse yoktur diyor filozofun birisi. Yani hepsinin aynı olduğu durumda aslında hiçbir şey yoktur anlamını çıkarıyoruz felsefik olarak. Dolayısıyla kurumlar kendi farklılıklarıyla var olmalı ve farklı özellikleriyle öne çıkıp rekabet etmeli. Dünyayla rekabet etmeli. Birbirleriyle değil. Yani bir yüksek öğretim ekosistemi burada Legolar gibi birbirini tamamlayan kurumlardan oluşmalı.
Ve bu kurumlar birbirlerini desteklemeli aslında. Tatlı bir rekabet olacak aralarında ama gran grana değil. Dolayısıyla odaklanma dediğimiz olay tercih edilebilir ki bunu bazı üniversitelerin yaptığını görüyoruz. Birçok üniversitenin de maliyet liderliği yaptığını görüyoruz. Ama bizim esas kafamızdaki üniversite modeli farklılaşma ve bu kalitede farklılaşmadır. Dolayısıyla ürün hizmet kalitesinde farklılaşma diyoruz. Buna İngilizcesi işte product quality differentiation dediğimiz olay var ki burada bazı üniversitelerin dünya çapında geçmişte maliyet liderliğinden çok ciddi sıkıntılara girdiğini görüyoruz. 2010'lu yıllarda Malezya çok ciddi ekonomik sıkıntılara girdi. 400 üniversiteden 200 tanesi bir gecede kepenk indirdi ve iflas ilan etti Malezya'da 2010 yılında. 2013 yıllarına doğru da Singapur benzer bir olay yaşadı ve çok sayıda üniversite, yüksek öğretim kurumu ciddi sıkıntılara girdiler 2013 yıllarına doğru ve devlet ne dedi? 150 bin hatta 2025 yılında 250 bin öğrenci hedefliyordu Singapur. Vazgeçtik dediler. 75 bin öğrenciyle kaliteli eğitim yapacağız dedi Singapur ve küçülme yoluna gitti. Şu anda dünyada Avustralya'dan sonra en yüksek ücret alan yüksek öğrenimden ikinci ülkedir Singapur. Çok güzel bir proje hazırladılar. Global Schoolhouse Project diye. Ve onun neticesinde başardılar. Malezya başaramadı. Tahtını Türkiye'ye kaptırdı. Şu anda dünyada uygun fiyata en kaliteli eğitimi alabileceğiniz yer olarak Malezya'nın yerinde Türkiye var. En önde ülkelerden birisidir Türkiye. Tabii Türkiye'nin içine biz de giriyoruz. Dolayısıyla yani bizim muradımız hizmet kalitesinde farklılaşma, iyileşme yani farklılaşma, discrimination. Yani benim kalitem yüksek olduğu için bana gel çağrısı yapmamız lazım. Bu modeli öneriyoruz biz. Teşvik ediyoruz. Devlet de aslında bunu devlet politikası olarak inşallah bu 5 yıllık kalkınma planında da devlet de politika olarak bunu koyar ortaya. Çünkü devletin çok önemli teşvikleri var üniversitelere. Biliyorsunuz yüksek öğretim mali teşvik yasası diyor ki yüksek öğretim kurumu olarak açılıyorsanız her türlü yatırımınız vergiden harçtan muaftır. Bu çok önemli bir avantajdır. Devletin üniversitelere yaptığı en büyük katkıdır bu aslında ve göz ardı edilemez. Düşünün yani %30'lara varan tasarruf yapıyorlar bütün yatırımlardan yüksek öğretim kurumları. Ve devletin yaptığı bir jesttir bu. Bunu yaparken devlet aslında kendi görevini de yapması lazım. Yani bir ölçüde yapıyor eminim ama bunu biraz daha ciddiye almamız lazım. Hepimiz, bütün paydaşlar ve kimi teşvik edeceğimizi, neyi teşvik edeceğimizi kalkınma planına göre, stratejik plana göre belirlememiz gerekiyor. Yani kalite de yarışı öneriyoruz biz, özendiriyoruz. Çünkü kalitede yarış dediğimizde aslında herkes kazanıyor kalitede yarışta. Alınan öğrenci kalitesi artıyor. Akademisyen kalitesi artıyor. Mezun kalitesi artıyor. Öğrenim kalitesi ve ücretler artıyor. Dönüyor üniversitelerin gelirleri artıyor. Akademisyen ücretleri artıyor. Alınan öğrenci kalitesi artıyor ve bu bir döngü içerisinde kendi kendisini olumlu yönde besleyen bir ekosisteme dönüşüyor. Dolayısıyla kalitede yarışı özendirmemiz lazım ve bunu ödüllendirmemiz lazım. Gerek yüksek öğretim kurumları mali teşvik yasasıyla, gerek Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği burslarla doğru yönde adım atan herkesi ödüllendirmek lazım. Diğerlerini bekletmek lazım. Evet. Hizmet kalitesinde farklılaşmadan. Evet, hizmet kalitesinde farklılaşma. Bu işte akreditasyonla mı sağlayacağız? Biraz akreditasyon. Tabii ki uluslararası akreditasyonlar zaten belirlemişler hizmet kalitesinde farklılaşmanın ölçütlerini belirlemişler. Örneğin mesela en yaygın saygın akreditasyon kurumlarından birisi şu anda sıralama sistemi aslında. QS sıralamasında ana gösterge akademik itibardır. %40. Yani akademisyenliğinizin itibarı, dünya çapında görünürlüğü, bilinirliği, referans edilebilirliği. Bunlar çok önemli. Yayın sayısı değil sadece. Yayınlara yapılan atıf ama esas görünürlük, bilinirlik. Çünkü soruyorlar. Hasan amcayı, siz profesör, doktor Hasan amcayı profesör olarak nasıl bilirsiniz diye sorgulanıyor yani. Dolayısıyla her akademisyenin belirli ölçütlere göre değerlendirilmesi lazım. İşverenin itibarı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki dekan arkadaşlarımızı yıl sonu sohbetlerinden bir alıntı. Diyor ki biz
Elon Musk'ın şirketine 3 tane adam yerleştirdik. SpaceX'e bu sene diyorlar. Siz ne kadar yerleştirdiniz? Veya Hanson Robotics'e 2 tane mühendis yerleştirdik. Veya 2 tane psikolog yerleştirdik Hanson Robotics'e. Siz kaç tane yerleştirdiniz gibi sohbetler var. Yani burada işverenin itibarı. Mezunlarınız kiminle çalışıyor? Nerede iş alıyor? Google'da yer alabiliyorlar mı? Facebook'ta takımlarında ön sıralarda yer alabiliyorlar mı? Intel'de yer alabiliyorlar mı? Dolayısıyla öğrenci akademik personel oranı. Bir öğretim elemanı başına kaç öğrenciniz düşüyor? Biz aslında rakamlarda, şimdi bir örnek vereceğim size. Bundan yıllarca önce ben dekan iken mezun ettiğimiz öğrenci sayısına baktım. Ders verdiğim bölümde 40 tane öğrenci mezun ettik o yıl içerisinde. $5,000 alıyoruz biz öğrenim ücreti olarak o dönemde. $200,000 Stanford Üniversitesi 5 tane öğrenci mezun etti. $60,000 alıyor tanesinden, $300,000. Yani burada biz yani bilimin ham mallığını değil, kaliteli bilim, kaliteli yüksek öğretim yapmak istiyoruz. Bu akademisyenleri de tatmin eden budur aslında. Dolayısıyla diyoruz quality discrimination, kalitede farklılaştırma, iyileşme yönünde adım atmamız gerekiyor. Üçüncü ölçek olarak da araştırma kalitesi, akademisyen başına düşen yayın sayısı. Burada net girip bunu görebilirsiniz. Web of Science'dan falan görebilirsiniz. Uluslararası öğrencilerin oranı, kaç tane uluslararası öğrenciniz var sizin yerli öğrenci oranıyla, ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversiteleri bu konuda çok önemli kazanımlar elde etmişler, başarılar elde etmişlerdir. Yani %40'ı bugün öğrencilerimizin uluslararasıdır ki biz bu 5 puanı direkt alıyoruz. Bütün üniversitelerimiz bu 5 puanı direkt alıyorlar. Uluslararası personel oranı, ki bu yönde de önemli kazanımları var, bu 5 puanı da biz direkt alabiliyoruz. Dolayısıyla bu şekilde uluslararası akreditasyon ve sıralama kurumları standartlarını, ölçütlerini koymuşlar. Üniversitelerin takip edecekleri yol bellidir, yani kalite yönünde. Buna istek olması lazım. Bu isteği de yaratacak olan devletin teşvikleri, öğrencilerin iş bulma oranları gibi olaylar teşvik edecek tabii ki. Evet, tabii çok hassas bir denge var herhalde. Yani bu ücret ve kalite dengesini sağlamak çok kolay değil. Evet. Yani ücreti çok düşürürsek bu kez kaliteli eğitimi sağlayacak kaynağı da bulamayız. İşte kurumların başarısı, liderlerin başarısı burada çıkar. Üniversitelerin de o işi sağlayabilecek, o dengeyi sağlayabilecek kapasitesi olması lazım değil mi? Evet. Üniversiteden bahsediyoruz. Birçok modeller var bunun içinde. Onlardan bir modelini örnek almak lazım. Yani dünya nasıl başardı diye bu örneklerden faydalanmak lazım. Ben az önce Singapur ve Malezya örneğini verdim. Singapur başardı, en üste çıktı. Malezya aşağıya geriye gittik sonra gidiyor. Nitekim işte söylediğim tahtını, yani ilk onun içerisinde olup da en uygun fiyata, en kaliteli eğitimi alacağınız yer olarak UNESCO Malezya'yı gösterirken şimdi Türkiye'yi gösterdi. Ben bunu bir tweetimde de paylaştım Twitter'den. İlgilenen varsa detayları var orada. Dolayısıyla bunu sağlayabilmek lazım. Tabii şimdi bu kadar şeyi konuşurken üniversiteler konusunda izolasyonları, tanınmamışlığında dezavantajlarını konuşmak lazım herhalde. Aşabiliyor muyuz bunu, yoksa yine bir duvar örüyor mu önümüzde? Şimdi aslında sürekli engellenen bir süreç var ortada. Bu konuda aslında siyasetle ilgili değil. Ben kendim, bakın, bütün sosyal medya ortamlarında varım ama siyasi bir iş yapmıyorum. Oradan bakıp takip edebilirsiniz Hasan amca ne kadar siyasidir diye. İlgilenen varsa girsin sosyal, Facebook, Twitter, Instagram, V, her yerde var. Dolayısıyla oralardan baksın bakalım ne kadar siyasettir. Yani biz siyaset yapmıyoruz. Burada bir bu toplumun kalkınabilmesi için en önemli enstrümanlarımızdan birisi olan yüksek öğretimin gelişmesini, insan kalitesini, yaşam kalitesini artırmak için çalışıyoruz. Dolayısıyla burada eğitimin siyasileşmemesi gerektiğini düşünüyorum ben. Ama böyle olmuyor tabii. Evet, bu konuda sıkıntı yaşıyoruz. Yani şimdi bazı engeller olmasa yüksek öğretim kurumlarımız ne kadar daha iyi iş yapabileceğini ben hayal edebiliyorum. Yani burada
Dolayısıyla evet, yani bir siyasi bir engel var. Ben siyasi alanlara girdimeyim, çok ilerleyemiyorum. Onun için çekingen davranıyorum burada. Akreditasyonla devam edelim. Uluslararası akreditasyonlar konusunda okullarımızın durumu nedir? Bu programlar bir yerde kalitenin de belgesi herhalde. Kesinlikle, işte yani akreditasyon ve sıralama kurumları daha. Evet. Yani mesela Webometrics gibi, QS gibi, Şangay gibi sıralama kurumları sıralıyor kalitenize göre. Öğrenciler de dünya çapında üniversite ararken bakıyor bu sıralamalarda nerededir diye bu üniversiteye bakıyorlar öğrenciler. Daha bilinçlidir şu anda. Özellikle aileler, yani öğrencilerden önce aileler. Dolayısıyla akreditasyon ve sıralamayı birlikte ele alırsak, mesela ilk 500'e giren üniversitelerimiz var. Dünya sıralamalarında ilk 500'e giren üniversitelerimiz var. Dolayısıyla bu önemli bir, muazzam bir başarıdır. Baktığımızda şimdi biz yüksek öğretim politikasını devlet belirlerken ne yapması lazım? İşte demesi lazım ki bir üniversitemiz ilk 100'e girecek dünya çapında. 3 tane üniversitemiz ilk 200'e girecek. 10 tane üniversitemiz ilk 500'e girecek gibi somut, net hedefler koymamız lazım. Ve bunları ödüllendirmek lazım. Dedim ya, devletin üniversitelere sağladığı bir sürü avantajlar var. Bu avantajları verirken hemen yarın sabah değil, belirli bir süre koyup demesi lazım ki şu süre zarfında şu kriterlere uyanları biz teşvik edeceğiz şeklinde kullanması lazım devlet gücünü. Ki belirli bir istikamette yüksek öğretimin ilerleyebilmesini sağlasın. Bu da kalite istikametidir. Dediğimiz gibi ürün, hizmet farklılaştırma, kaliteyi iyileştirme yönünde. Evet. Peki bir de rekabet konusu var. Az önce... Bir de şeyden bahsedeyim. Akreditasyon dediğiniz. Mesela dünya çapında en güçlü akreditasyon kurumları, ABET akreditasyonu, NAAP, AACSB, benim bildiğim en güçlü kurumlar bunlar. Bir üniversitelerimiz bu konuda ciddi adımlar atmışlar. Bir üniversitemiz ABET ve NAAP akreditasyonundan geçmiş, AACSB süreci içerisinde. Diğer üniversiteler de bunu takip ediyorlar. Yani bu konuda da aslında muazzam bir başarı elde ettik. Dolayısıyla kendimize de güvenmemiz lazım bu alanda. Ve özgüvenle daha büyük adımlar atabilmemiz lazım. Evet. Rekabet konusu az önce biz Türkiye'ye dahil... Elde ettik, dolayısıyla kendimize güvenmemiz lazım bu alan. Siri dahil olmak istedi herhalde sohbetimize. Rekabet... Selam, ben Siri. Nasıl yardımcı olabilirim? Bir şey istemedim. Bize bir müsaade et Siri. Pardon. Evet. Rekabet bunun konusunda... için çevrimiçi olman gerekiyor. Ben bunu kapattım ya. Pardon, çok özür dilerim. Bana cevap veriyor herhalde. Benim bir susmam lazım. Rekabet konusunda Türkiye ile rekabet halinde miyiz, yoksa bir işbirliği konusu var üniversitelerimizde hocam? Aslında işbirliği de var, rekabet de var. İşbirliği, Türkiye'nin yüksek öğretim kurumları bize çok muazzam yardımda bulunuyorlar. Örneğin ben mühendislik fakültesi dekanıyken 120 tane dekanın bulunduğu dekanlar konseyi üyesiydim. Bir akademisyen istiyorum bir alanda. Hemen bir mail göndererek ertesi gün sabaha istediğim akademisyene sahip olabiliyordum. Yani bu çok önemli bir avantajdır. Düşünün, siz power system olacak, yani güç elektriği olacak, kadın olacak ve yerli olmayacak. 3 tane kriteriniz var. Ertesi gün sabaha kadar bunu bulabilecek bir kaynak var karşınızda. Bu çok önemli bir avantajdır. Avantaj, evet. Dediğim gibi bizim denetleme konusunda deneyimimiz yok. YÖK'le, YÖKAK'la birlikte denetleme yaptığımız takdirde onların yıllarca gelmiş deneyimlerinden faydalanacağız. Dolayısıyla bu da bizim için önemli bir avantaj. TÜBİTAK projelerine bizi dahil ediyor. Bu da bizim için büyük bir avantaj. Diğer taraftan örneğin geçen gün bir makalede okumuştum. Türkiye Afrika'da gelen öğrenci sayısını artırmak için yeni bir politika geliştirdi. Bizim öğrencilerimizin ağırlıklı olarak geldiği ülkelerden örneğin. Yani burada bir rekabet var. Yani bir yerde işbirliği var, bir yerde rekabet var. Rekabet her zaman kötü olarak algılanmaması lazım herhalde, değil mi? Motivasyonu da getiren bir şeydir. Kesinlikle, evet, katılıyorum. İşte biz farkımızı iyi ortaya koyabilmemiz lazım hocam. Yani burada bazı üniversitelerimizin sıralamalarda, üniversite sıralama sistemlerinde ve akreditasyonlarda çok önemli deneyimleri var. Bu önemli bir avantajdır. Diğer üniversiteler de bunlardan faydalanması lazım. Diğer taraftan işte üniversite yapılanma modellerinde
farklılaşma, segmentation dediğimiz odaklanma, sanata odaklan, sağlığa odaklan. Onu soracaktım. Teknik olaylara. Bu konuda sizin görüşünüzü merak ediyorum. Bilinçli bir adım yoktur. Yani bir devlet politikası yok. Yani özellikle bizim yoğunlaşmamız gereken bir şey var mı? Yani teknik üniversiteler olsun, teknolojiye mi daha fazla yoğunlaşalım, yoksa güzel sanatlar, sosyal idari bilimler. Şimdi benim aklıma şey en son gelecek sanattır. Bu konuda bana bir mühendis olarak sorduğumuzda. Ama tabii, evet. Bir sanat üniversitemiz o tam tersi. Dünya çapında çok güzel atılımlar yapıyor. Değil mi? Yani dolayısıyla hangi alanda çalıştığınızdan çok bir modeliniz var mı? Bir yapılanma modeliniz var mı? Bu yapılanma modeli ile stratejik planınız, kalkınma planınızda neyi hedefliyorsunuz? Bunlar önemli. Ne yaptığınızdan çok nasıl yaptığınız önemli. Ne kadar iyi yaptığınız önemli. Kiminle yaptığınız önemli. Arkadaşlarınız önemli. Yani mesela uluslararası işbirlikleri çok önemli bir avantaj kazandırır size. Sizin deneyiminizden, karşı tarafın deneyimlerinden siz yararlanırsınız ve zaman kazanırsınız. Çünkü zaman çok önemlidir. Tabii. En son TÜBİTAK'la yaptığımız çalışmada hızlı, çevik, hızlı ve kolay adapte olabilen yüksek öğretim kurumlarından bahsetti Hasan Mandal TÜBİTAK Başkanı, ki Mühendislik Dekanları Konseyi'nde de benim dönem arkadaşımdı. Güzel bir işbirliğimiz vardı. Çok örnek bir kişidir Hasan hocamız kendisi ve yani onun söylediği bir şey boşa gitmemesi lazım. Yani burada hızlı, çevik ve kolay adapte olabilen yüksek öğretim kurumları yaratılması yönünde de adım atmamız lazım. Yani şunu sormaya çalıştım hocam, işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mühendislik açısından örnek bir ülke. Sadece mühendislik ya da sadece güzel sanatlar. Yok, o çok öyle parçalı. Sağlık. Ben soruyorum, çok parçalı değil de belli bir alana mı yoğunlaşmak bizim adımızı daha fazla duyurur, yoksa çok parçalı olarak da herkes kendi branşında bu işi götürebilir mi? Yani iyi bir örnek Malta ve Singapur'a bakalım. Evet. Nasıl kalkınmışlar devlet olarak? Evet. Mesela gayri safi kişi başına milli gelir çok yüksek. Bizim kat kat üzerimizde ve örnek ülkeler Malta'da, Singapur'da. Bunlar ne yapmışlar? Mesela Singapur sigortacılık, gemicilik, taşımacılık, bankacılık, teknoloji, elektronik çip üretimi gibi konulara yoğunlaşmış Singapur. Ve Singapur'u Singapur yapmışlar. Ki Çin'in bir parçası. Yani çok daha böyle ahım şahım bir ülke değil yani baktığınızda. Ama iyi bir yönetim, iyi bir misyon, vizyon koymuş ortaya ve bu alanlara yoğunlaşmış. Şimdi bizim aslında baktığımızda ülke olarak ileri alan dediğimiz alanlar belirlenmiş. Bunu 2019 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yapılan bir çalışmada, hatta moderatör de benim, bakan bana böyle bir görev vermişti moderatörlüğü yapayım diye, ve KKTC'nin ileri alanları nelerdir diye 6 tane ileri alan belirledik. Bunlardan bir tanesi eğitim başta, ikincisi sağlık ve sağlık turizmi, üçüncüsü tarım ve tarımsal sanayi, dördüncüsü yeşil ve sürdürülebilir yapılaşmış çevre, ki bizim için çok önemli bu da, bilişim. Şu an herhalde en yıldız parlayan bilişim sektörüdür. Ve turizm. Dolayısıyla bu 6 alan belirlenmiş. Şimdi bunu devlet belirlemiş. Bütün 28 örgütle, hatırlıyorum o gün 28 örgütün bir araya gelişiyle. Ve devlet şu kararı vermiş. Biz bursları bu alanlara vereceğiz. Bu ileri alanlarda insan kaynakları, ihtiyaç alanları belirlenmiş. Ve burs veriyorken devletimiz bugün, hem KKDC, özellikle KKDC uyruklu öğrencilere burs verirken, bu alanların ihtiyaç duyduğu insan kaynakları, ihtiyaç alanlarına giren konularda burs veriyorlar. Dolayısıyla evet, böyle bir yapılanmamız var şu anda. Yani doğru yolda bir adım daha atılmış ciddi bir şekilde. Evet. Peki hocam, süreyi tamamladık. Güzel bir program oldu. Yanılmıyorsam izleyicilerimiz de bu konuda aynı düşünüyorlardır. Yüksek öğrenime gereken önemi vermeliyiz. Yüksek öğrenimin. Ben şunu da sormak istiyorum. Son onu sorayım. Merak ediyorum. Çünkü çok tartışılan bir konudur. Sektör olarak bahsetmek doğru mudur, yanlış mıdır? Aslında burada dev işletmelerden bahsediyoruz. Adını ne koyarsak koyalım, dev işletmelerden bahsediyoruz. Yani bütçeleri milyar TL'lere kadar çıkan, milyarların üzerinde olan dev işletmelerden bahsediyoruz. Dolayısıyla yönetim kadrolarının da
gördük, son yaşadığımız örnekler var. İsim gerekmez ama yani çok iyi akademisyen olabilirsiniz. Çok iyi yöneticilik yapabileceğinizin güvencesi değildir o. Bu bir işletmedir. Çok günün güzel. Sonunda ve doğru işletilmesi lazım. Doğru işletilmezse ekonomik sıkıntılara girebilir. Ekonomik sıkıntı da işte az önce söyledik. Bu defa fiyatta yarışan kulübe siz de katılırsınız. En ucuz benim, bana gelin. Ben şu en fazla bursu ben veririm. Yarışına girersiniz ve herkes kaybeder bundan. Dolayısıyla bu bir işletmedir. Yani üniversiteler dev işletmelerdir. Yani buna sektör bence diyebiliriz. Sektör diyebiliriz ama biz buna daha fazla yüksek öğretim ekosistemi diyoruz. Çünkü ekosistemin dediğimizde bütün paydaşlar birbirlerini bütünleyicidir. Nasıl dünya bir ekolojik sistemdir. Güneş enerjisi girer, güneş enerjisi çıkar. Aynı oranda enerji girip aynı oranda enerji çıkması lazım. Aksi halde ısınır sistem. Evet. O da felaket olur. Yani. Çok teşekkür ettim hocam ben size. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet sevgili seyirciler, böylelikle bugünü de bitirmiş oluyoruz. Haftayı da tamamladık. Pazartesi yeni haftanın ilk gününde sizlerin karşısındayız. O vakte kadar hoşça kalın. Güzel, sağlıklı bir hafta sonu diliyorum herkese.